Haluk ve Meltem ne zaman boşanıyor? Meltem dün gece hala boşanmak istediğini söyledi. Duydum. Nereden duydun? Gece. Sanki ilk kez tanışıyormuşuz gibi konuşuyorsun ya bazen. İşte o zaman benim kalbim kırılıyor. Bilerek yapmıyorum. Uyum kurusun. Benim her şeyi merak etmek gibi bir adetim var. Benim de her şeyi öğrenmek gibi bir adetim var. O yüzden ben öğrenmeden sen hemen söyle Haluk'la Meltem ne zaman boşanacak? Boşanacaklarını duyduğun kişiye sorsana. Ama ben sana sormaktan daha çok hoşlanıyorum gece. Ne zaman boşanacaklarını bilmiyorum. Yani bugün avukatla görüşeceklerdi. Sonrasında da dava günü netleşir. Sonra da boşanırlar herhalde. Benimle gözümün içine bakarak konuş. Tutku, benim bir işim var. Çıkabilir miyim? Nereye? Bak, şöyle bir anlaşma yapalım. Bundan sonra bilgi verdikçe bilgi al. Nasıl? Gece, burada emirleri ben veririm. Soruları da ben sorarım. Biliyorsun değil mi? Ama nasıl bir bilgi almak istiyorsun merak ettim. Bu aileyle daha önce ne yaşadın onu öğrenmek istiyorum. Bu konulara girmiyoruz ama. Haluk'la Meltem'in ne zaman boşanacağını öğrenmeden gelme. Bana o kadar büyük bir haksızlık yaptılar ki. Artık o evde kalamazdım. Onları görmeye devam edemezdim. Sana ne yaptılar? Söyle artık. Ya gece, bunun benim en büyük travmam olduğunu biliyorsun. Sürekli hatırlatıp durma bana bunu. Nefesimin kesilmesini, ölmemi mi istiyorsun? Hayır, 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 hayır. İyi misin? Ben yanındayım. Sakin ol. Nefes alamıyorum. Bu konu açıldığında böyle buramda bir düğüm oluyor sanki. O zaman gidelim buralardan. Sen de unut dertlerini. Yaşadıklarını unut gitsin. Unutamam. Tutku. Ben senin iyi olmanı istiyorum, iyileşmeni istiyorum. Gece, eğer benim iyileşmemi istiyorsan, sadece söylediklerimi yap. Allah kahretsin. Ne oldu? Haluk şu anda o evde o kadınla birlikteymiş. Sana kim mesaj attı? Sen kimden öğreniyorsun bunu? Ne işi var onun orada? Bilmiyorum. Mahkeme gününü konuşmaya gitmiştir. Eşyalarını almak istemiştir. Ne bileyim, ne önemi var şimdi bu? Bilmek zorundayız. Hemen öğreneceksin. Ve Haluk bu gece o evde kalmayacak. Haluk neden hala evde Meltem? Sen hala bizim evi mi gözetliyorsun? Soruma cevap ver. Zeynep ayrılacağımızı bilmiyor. O uyuduktan sonra çıkacak. Meltem, bana yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır. Meltem, bak, bana bir oyun oynamıyorsundur inşallah. Oyun filan yok. Sadece kızımız için bir aradayız şu anda. Sen iki ay meselesini konuşabildin mi? Yani iki ay daha evli kalmak zorunda olduğumuzu söyledin mi? Hayır. Henüz fırsatını bulamadım. Bak, bu süre zarfında hala bir şey olursa... Olmaması için uğraşacağım Meltem. Tamam, sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Ne demek oluyor bu? Bak, fırsatını bulamadım. Sana bir türlü açıklama yapamadım ama böyle bir durum var. Fırsatını bulamadım ne demek ya? Sen bana yalan söyledin resmen. Hayır, ben sana yalan falan söylemedim. Ben sana yalan söyler miyim? Bana resmen yalan söyledin. Boşanacaklar dedin, konuştum dedin, ikna ettim dedin. Haluk hala o kadınla o evde.
Hayatınıza hoş geldin Meltem. Daha güzel günler bizi bekliyor. Sabırsızlanıyorum. Herkesin gözlerinin önünde beni evden yaka paça gönderdiğin, bunu da aşık olduğum adama, Haluk'a yaptırdığın günü asla aklından çıkarma Meltem. Çünkü aynısını yaşatacağım sana. Kendi ailenin gözlerinin önünde en sevdiğin kişi seni kendi evinden gönderecek. Yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin Meltem.